arkadaşlar. Gurbet zor mudur diyorsunuz hala? Bu davada zor yoktur beyim. Vazifemizin büyüklüğünü biliriz. Gözümüz importörün üzerindedir. O basiret sizi her daim kollayacağız ki fetih yollarımız her daim açık olsun. Kartta ve şarkta yiğitler konuşlanır. İstihbarat hakimiyeti olan gücü elinde tutar. Bizim topraklarımızdaki fitnenin menbaı işte burasıdır. Ama gurbet yurda giden yoldur. Değersiz hele, o feylanın vaziyeti nedir? Korkar. Öz babasını öldürmekle suçlanır. Ama bir payı var mıdır bilmem. Onun bir önemi yok. Olof ve İmparator onun leşini isterler. Onun elimizde olması mıyım? Yenişehir'e giderken onu da yanımıza götüreceğiz ki orada göreceğiz masum mu değil mi? Beyim, prenses nicedir yanımdadır. Gördüğümü sorarsan zalim değil, kurbandır. Ya gördüğümüzle iş etmenin vakti değildir. Eğer gördüğümüzle iş edecek olsak Ökten Bey'in boynunu çoktan vurmam gerek. Geçitlerin haritasıdır. Turan, diyesin hele Olof ne eder? Buyruğun üzere gözledik. Askerileriyle bir pusuya hazırlık eder. Bu yanda asker sayısı azdır. Pusuya uygundur. Hamlesini bu taraftan yapacak. Senin için gelecek beyim. Olof'u bu gece alıp ipini kimin tuttuğunu öğreneceğiz. Onun cesareti benim burada yalnız olduğumu bilmesinden gelir. Boynunu alana kadar da ölebilecek. Gurbet dahi vatandır. Gökberi hiçbir zaman yalnız değildir. Ayrı saklanmayın. Ayan olabilirsiniz. Tüccar Vasilis. Hasan Alp. Beyim. Buyruğunu bekler. Hizmetçi Hera. Gökçe Bacı buyruğundadır Osman Bey. Yıllar evvel ektiğimiz tohumların meyveleridir Osman Bey. Bu teşkilat ömrümüzden ötedir. Ve Rabbimin izniyle nesiller boyu gücümüze güç katacaktır. Üç evladım var, ellerinden öper. Ve hepsi vatana hizmet için yetişir. Maşallah. Yurtta sulh isteyen gözünü düşmanın üstünden ayırmayacak. Var olasınız. Gayrı düşmanın gözünü oyma vakti geldi. Hazırlıklara başlayın.